Bu kadar vicdansızlığı, adaletsizliği kabul edemiyorum. Nasıl ya, nasıl? Bir cani, bir genç kızın hayatını mahvediyor. 9 yıldır halen bu dört duvar arasındayım. Halen mücadele içerisindeyim. Ve o cani topluma kazandırılmış bir şekilde Diyarbakır'da benimle aynı yerde yaşıyor. Hiçbir şey olmamış gibi hayatına çok güzel bir şekilde devam ediyor. Peki ben? Şarkı yarışmasında ünlenen kıza bakacağız. Diyarbakırlı 19 yaşındaki Mutlu Kaya'ya. Evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırıldı, tedavisi devam ediyor. Durumu kritik. Hastanede hayat ile ölüm arasındaki o ince çizgide yaşam mücadelesi veriyor. Mutlu'dan mutlu, umut veren haber var. Kendi söylediği, sevdiği şarkılar dinletildi, gözlerini kırptı. Genç şarkıcının uyandırılma çabası sürüyor. 37 gün yoğun bakımda kalan Mutlu Kaya, yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk kez görüntülendi. Tedavi olmak için yıllarca çığlık atıyorum. Lütfen biri yardımcı olsun, tedavimi yapsın. Yok, kimse duymuyor sesimi. Beynine saplanan kurşunla yaşayan Kaya, onu bu hale getiren caninin cezaevinden çıktığı haberiyle bir kez daha yıkıldı. Tamam, tedavim olmadı. Bana bunu yapan Veysel Ercan adlı cani hak ettiğini cezaya alsın. Yok, ona 7 yıl tatil verildi ve şu an dışarıda. Bu kan bitene kadar erkek terörüne dur diyeceğiz. Sokaklarda olacağız. Şiddetin bitmesi için. Tecavüzün, tacizin... 5 yıl sonra bu kez Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya kardeşiyle aynı kaderi paylaştı. Astsubay sevgilisi Dilek Kaya'yı başından vurarak öldürdü. Dilek Kaya ablam öldükten sonra bu bana biraz ağır geldi. İkimizin de aynı kaderi yaşaması bu beni çok etkilemişti. Birkaç ay iyi değildim. Kendi içime kapanmıştım. Sonra yine ablam için, kadınlar için ayağa kalkmam gerektiğini düşündüm. Kadınların ölmesi hala daha, hatta daha çok çoğaldı. Ve ben yani mutlu sen pes etmemelisin dedim. Yani kötü insanlara karşı güçlü dik duracaksın ki diğer kadınlar da senden cesaret alsın. Onlar da dik dursun, korkmasın. Hiçbir kadın senin yaşadığını yaşamasın. Hiçbir kız seni gördüğünü görmesin. Ya sen bebek misin ya? Fiziksel olarak da daha iyiyim. Doktorlarım beni görünce çok şaşırıyor. Kendi çabanla bu duruma gelmen bir mucize diyor. Benim 5 kez kalbim durmuş böyle olma, konuşman, aklının yerinde olması, duyman, görmen, sen mucizesin diyorlar. 9 yıl önce baktığımda o zamanlar yatakta böyle bir ölü gibiydim. Konuşamıyordum, çok kötüydüm. Ama şu an artık böyle kendi yemeğimi, kendi hayallerimden biri oydu. Kendi ellerimle yemek yemeye başladım. Ya daha iyi yürüyorum. Daha iyiyim. İnşallah daha iyi olacağım. Kızım çok güzeldir, çok güzel. Bu koltuk benim koltuğum. Hep burada otururum. Ve pencereden buradan insanlar geçiyor. Evimiz tam yolun üzerinde, yoldan geçen kızları izlerim. Bazen dedeler geçiyor, hayvanlar böyle, köpekler, kediler geçiyor. Böyle birbirini tırmalıyorlar, çok tatlı. İnsanlar geçiyor, ben de izliyorum, hayal kuruyorum. Bir gün ben de böyle yürüyeceğim. Ayaklarına bakıyorum, nasıl adım atıyorlar. Bacağını kaldırıyor, adım atıyor, ben de yapabilirim diyorum. Böyle mutlu oluyorum, sonra kalkıp ben de sporumu yapıyorum. Benim yıllar önce, hani 9 yıl önce bir videom var. Videoda böyle tüm gazeteciler evimize gelmiş ve ben o zamanlar konuşamıyorum daha iyi. Ben müziğe devam etmek istiyorum. Şimdi dönüp o videoya bakıyorum. Şu ona bakınca ben bile kendime inanamıyorum. Nasıl ben başardım? Şoktayım. Benim çok değerli bir hocam var, Emrah Cebe. Ondan şey rica ettim, bana ses eğitimi verebilir misiniz? Ben başlamak istiyorum.
yapabilir miyim? Mutlu dedi, sen istersen dünyayı fethedersin dedi. Yapabilirsin tabii. Hocamızla başladık ses çalışırken de bir taraftan da Emre Acebe hocamla dertleşiyoruz. Ben onun derdimi anlatırken hoca da benim dertlerimi aklına bir bir yazıyormuş. Sonra hoca dedi ki, Mutlu dedi, sen böyle bana derdini anlatıyorsun. Hadi biz bu dertlerini kaleme geçirelim. Hepsini bir bir kağıda geçirdik. Birlikte de müziğini yaptık. Çok güzel bir şey ortaya çıktı. Ve yıllar sonra, 9 yıl sonra, evet, ben başardım. Tabii eskisi gibi mükemmel bir şekilde söyleyemesem de ama söyleyebildim. Şarkı söylemeyi başarabildim. Ve gittikçe daha iyi olacağına inanıyorum. Şimdi diyorum eskiye dönsem yeniden gücüm var mı buna hiç bilmiyorum ama çok inandım, çok inanmışım. Şu an çok şükür daha düzgün konuşuyorum. En azından şarkı söylemeye başladım. Müziğin tonunu tutturabiliyorum. Ve bundan 5-6 ay sonra çok daha iyi söyleyebileceğime canı yürekten inanıyorum.